Bu film yarışmada olan bir filmdi, 1979. Daha sonra Töre filminin yarışmada olan bir filminiz daha var. O film de benim filmimdi. Yani benim ortak olduğum bir filmdi. Hem çektim hem de ortak oldum Töre. Evet, o zaman çok da bizim için daha ılımlı olacak bu olay. Konunun muhteviyatı 1979. Efendim, tamam, kayıttasınız, tamam. 1979 ve 80'de yapılmayan festivalin tekrar yapılması ve o sansür olaylarını anlatmanız. Yapımcılığı olan Töre filmi de bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü yapımcı olarak da filmleri geri çektiniz siz yarışma. Geri çektik, mecburduk geri çekmeye. Zaten ilk önce bir karar almışlardı arkadaşlar. O zaman tamam, biz başlayalım konuşmaya. Tamam. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Evet, Türk sinemasının en önemli görüntü yönetmenlerinden, kameramanlarından Kaya Erer'le beraberiz. 1979 ve 80 yılında Antalya Film Festivali'nde yarışmalı bölüm yapılamadı. Yapılamadı. Malum nedenlerden dolayı. 1979 yılında sizin Bebek isimli görüntü yönetmenliğini yaptığınız bir film var. Evet. Ve ayrıca Töre filmi, bu filmin yapımcılığının da bir ortaklığınız söz konusu oldu. Kadri Urdatap'la ortak çekmiştik. Ortak çekmiştiniz. Efendim, siz iki filmle birlikte yarışmaya katılmaya karar verdiniz ve filmlerinizi Antalya'ya gönderdiniz. Ama Antalya'da bir sansür bunalımı başladı. Ne oldu? Bize anlatır mısınız? Şimdi filmlerimizi biz eskiden çekiyor, Ankara'ya sansüre yolluyorduk. Sansürde filmlerimizi kuşa çeviriyordu. Onu kesiyordu, bunu kesiyordu. 1,5 saatlik filmden bazen elimize 1 saatlik film falan veriyorlardı. Şimdi öyle olunca festivale de girince film abuk subuk, kopuk, o yok, olmuyordu. O zaman yapımcılar bir karar aldıktı Antalya Film Festivali'nde. Aldılardı. Filmleri sansürsüz festivale sokalım, sonra sansüre şey yapalım. Ona itiraz ettiler bilmiyorum. O sene biz de filmleri geri çektik. Ve festival yapılmadı. Sansürü protesto etme adına yapılmadı o sene. Ertesi sene yapılacaktı. Bu defa da ihtilal oldu. Evet, 79 filmleri ertesi yıla davet edildi. Şimdi siz ödüllü görüntü yönetmenlerimizdensiniz. Bebek filmi çok ilginç. Mahir Günüşray'ın çocukluğundan sonra evet. hemen ilk filmi, ilk filmi sayılabilir. İlk babasıyla çektiği evet. Oğlum Oğlum filminden sonra ilk filmidir. Yılmaz Kuzgun senaryosunu yazmış. Evet. Konu bayağı ilginç. İhsan Yüce var. Allah rahmet eylesin. Nurlar İçinde Yazsın. Bayağı güzel bir kadro. Filmin ilginç bir hikayesi var. Film 16'lık çekilmiş. Evet. Şimdi o zaman şöyle bir şey vardı, bu 16'lık işini de ben çıkardım Türkiye'de. Negatif yok, getiremiyoruz da. İşte hatta o zaman ordunun Iskarta'ya ayırdığı o tatbikat filmleri vardı. Onlara filan film çekerdik. İşte ben o zaman dışarıda 16 milimetre çekiliyor, bloop yapılıyor, bilmem ne yapılıyor. O şeyleri de bayağı bir etüt ediyordum. Dedim ya bir 16 kamera alayım. 16 negatif getirmek çok kolay. O zaman 2 kutu şöyle. Biliyorsunuz 16 milimetre 35'e göre 2 çarpı. Yani hacmi ufak ama... Metraj olarak 2,5 çarpı ya. Hı hı. Getirmesi de kolay dışarıdan filan diye. Gittik işte bir Arriflex kamera aldım ben 16 milimetre o zaman. Hatta ilginç bir hikayesi vardır. Ama biz bunu kimseye de söylemedik. 16 milimetre çekiyoruz diye. Yani Bebek filmi belki de bu olayın ilk örneklerinden. İlk örneği işte ondan sonra da kendimize yaptığımız bu Töre var. Kadri Urdatap'la ortak 4 tane filmimiz daha var. Bunun 2 tanesi Müjde Ağar. Bir tanesi Nizamettin Arıç
Kurban olduğum film. Kurban yani, olduğum. O da 16'lık çekilmişti. O da 16. Filiz Östen'le birlikte. Evet, evet, evet. Onda renklerde de bir sorun vardı. Hatırlar mısınız filmi çekiminden sonra? Peki sinemalarda oynamadı. İyi bir filmdi aslında. Yok, oynadı. A tipi sinemalarda oynadı. Oynadı, hepsinde oynadı da. Orada Nizamettin Arıç'ın o sol mol ben ne hikayelerinden filan. Yurt dışına kaçma davaları. Evet, o kaçması oldu. Bir Günün Hikayesi diye bir filmde daha oynamıştı Sinan Çetin'le. Ama işte tam o zamanlar, tam o zaman o şey oldu. Oradan biraz şey oldu. Yoksa Renkleri Rusları gene o da 16 çekilmişti. Bu Töre de 16. Bebek de 16 milimetre. Ben o zaman 3-4 tane film yaptım böyle 16 milimetre. Ama sinema durmuştu negatifsizlikten. Negatif yoktu sinemada. Sonra bir öğrendi piyasa, 16'ya döndüler. Herkes bir kamera getirdi. Ondan sonra da bir dert açıldı Türk sinemasının başına. 16 milim, o seks furyası dönemi başladı 16 milimetre. Ben şey yapınca herkes gördü, negatif de basit, şey de kolay. Senede 300-400 tane şey film çekmeye başladılar. Merdiven altı filmi diyelim. O seks bu filmi iyi mi oldu, kötü mü? Ama sektör bayağı zor durumdaydı o zaman. Sektöre nefes aldırdı belki de. Tabii. Yani bir kitle para kazanamıyor film çekimi. Hiç kazanamıyor, durmuştu. Eğer o 16 milimetre bloğu şey yapmasaydık, bayağı krize girdiydi sinema. Yok, çekilemiyor. Peki teknik açıdan nasıl bir aksaklıklar doğdu ve onu nasıl giderdiniz 16 milimetreyi? Teknik olarak bir aksağı yoktu. Şimdi ben şuradan da ben bunu düşündüğüm zaman Türkiye'de Matipo da yoktu. 16 negatiften 35'e basacak, transfer edecek Matipo'ya da yoktu. Rahmetli Tuncan Okan'a dedim ki onlar da 35'ten 16'ya basıyorlar. Tam tersini, evet. Şimdi bu köy sinemaları falan vardı eskiden. Eskiden bütün köy sinemalarına, ki dar film vardı o zaman. Hı hı, dar film. Filmleri hep dolaştırırdı. Tuncay'a dedim ki gel buraya, şu Matipo'ya gel bir bakalım. Bir de benim çok iyi teknisyen bir ustam vardı. Böyle sinema makinalarıyla çok aşırı neşir. Aldım götürdüm onu. Dedim ki Tuncan abi gel. Yalnız kimseye söylemek yok. Peki. Biz 35 yerine ışığı geçireceğiz. Yani tam tersini yapacağız. Ne yapacağız? 35'ten 16'ya küçültüyoruz ya. Hı hı. Buradan büyüteceğiz. Objektifi terse çevireceğiz. Işığı bu tarafa geçireceğiz. 16'dan 35'e transfer edeceğiz. Bu makineler dünyada var. Ama bizde yalnız kopya basımı için gelmiş. Yani 35 milimetreden 16'ya indirgeni. Neyse biz bir hafta uğraştık, bunu yaptık. Bu makineyi Türkiye'de yapmayı becerdiniz yani. Tabii ışığı aldık, yani yaptığımızda bir şey yok. 16, 35 milimetreden 16'ya baskı sistemini, ışığı şeyi terse geçirerek 16'dan 35'e bastı. Yani bu sanat kreatifliğinden teknik kreatifliğe geçiyor. Türk sineması muhteşem bir çözüm üretici bir tabii olay. Yani bu sonra 35-16 baskı makineleri sonradan gelmeye başladı bize. İlk ben böyle 5-6 tane film yaptık biz böyle. Sonra duyuldu, her stüdyo bunu yaptı. Çünkü her stüdyoda o zaman 16 milimetre kopya çok gerekli. Anadolu'yu dar film bu 16 milimetrelerle kahvelerde oynatıyorlar, işte dolaştırıyorlar. Yazlık kısımlar. Gezici sinemalar. Gezici sinemalar tabii. Her stüdyoda da bir 35'ten 16'ya baskı sistemi var. Öğrenince bunu bütün stüdyolar bunu şey yaparak bir 16 milimetre furyası başladı. O zaman Bebek filminin bize farklı bir katkısı oldu. Türk sinemasının nefes aldırmayı sağladı. Töre filminin aynı şekilde. Çünkü iki film de 16'lıktan. 16. O zaman işte ben ilk şeyle başladım. Müjde Ağar'la biz 3 tane film yaptık. Töre, şey, Güneş'ten de Sıcak. Evet. Bir tane daha Kadri ile. Bir de şey, ondan sonraya da rahmetli İhsan Yüce dedi ya bir tane de bir şey çekelim böyle. İşte Yılmaz Kuzgun'un filmi. Ondan sonra yürüdü yani hep. Bugün yalnız, bugün gene 16 milimetreye film çekiyorlar.
Filmlerin konuları da sanki bugüne göre uygun oluyor, değişmiyor. Töre filminin konusuna girdiğimizde kadın tacizleri, kadın hakları ile ilgili ilk slogan noktalarını söyleyen filmlerden bir tanesi. Bugün hala kadına taciz, şiddet uygulaması var. Tabii canım, biz o zamanlar yapıyorduk. Anadolu'nun derdi bu zaten. Töre, bugün hep töre, artık şehirlere de taşındı. Eskiden köylerde, Anadolu'daydı. Bugün şehirde de yaşıyor varoşlar, maroşlar hep töre. Doğru, İstanbul bugün 18 milyonsa bunun 8-10 milyon. Tabii. Anadolu göçleriyle yepyeni bölgeler var. Hani San Francisco'da Çin mahallesinden çıkmadan yaşayıp ölen Çinliler var. Onun gibi buradan İstanbul'un varoş semtlerinden çıkmadan ölenler var. Tabii ben 61'de geldim İstanbul'a. 1 milyon 400 bindi nüfus. Daha buraya kimse hücum etmemiş. 50 yılda 10 misli. Yok, belki 15 misli. Çok 15 misli. Bir de günlük bir metamorfoz var. Tabii bu sayılanı. Yani. Sayılanı 13-14 milyon. Günlük ticaret için gelenler var. Bugün tabii, İstanbul'a tabii. Her gün 1-2 milyon kişi girip çıkıyor. Tabii. Yani o zaman da aynı dertler vardı. Şekil değiştirerek bugüne kadına taciz, kadına işkence, kadına şey hep var. Zaten bugün televizyonlara da baktığımız zaman bile bakıyorsun bu konuyu işleyen 4 tane hikaye var. Evet, filmlerle ilgili dizilerde buna uygun gidiyor. Canlı programlar zaten tamamen bunlarla, reyting kaygısıyla onları bir de şiddete körükler vaziyete geldi televizyondaki canlı programlar. İşte ya, malzeme oluyor. Tabii reyting. Kadın çıkıp bağırıyor işte bana şunu yaptı, bunu yaptı. İşte reyting alsın diye biraz da biz millet olarak, yapı olarak bize bizden fazla kötülük yapan çıkmaz ya. Hani şöyle diyeyim, hani biz bir futbol maçında Galatasaray'a şey yaptılar Roma'da. Heriflerin kameraları şeye döndü. Santra'ya. Santra'ya döndü, evet. Biz de tam tersini yapıyoruz. Biz hemen nasıl öldürdük, nasıl kestik, nasıl biçtiğe kadar veriyoruz. Öyle olunca reyting yapıyor ya. Doğru, ama aslında televizyon bir reyting canavarı ama sinemada da dönem dönem ilginç sahneleri hep kullanmışızdır. Ama sinema bir şey için. Ama sinema şey, sinema televizyon gibi değil. Televizyon, sinemaya paranı veriyorsun, tercihini yapıyorsun, gidiyorsun. Televizyon öyle değil ki, televizyon açıyorsun. Ne verilirse sunarsa. Ne verilirse şey yapıyor. O da yaşam biçimi haline gelmeye başladı. Bugün dünyada en çok televizyon seyreden ülkelerin neredeyse ikincisi filanmışız galiba. İkincisiyiz, evet. Amerika'dan yani, sonra. Yani. Hani meşhur Amerikan karikatürleri vardı. Elektrik kesilir. Dede kafasını çevirir. Sen kimsin? Ya dede tanımadın mı? Adam uzun yıllar, 30 yıldır televizyon seyrediyordur. Kafasını çevirmemiştir. Biz de onun gibiyiz. Eve giren bir aile ilk önce elektrik düğmesine bastıktan sonra televizyonun kumandasını açıyor. Tabii tabii. Yani. Seyretse de seyretmese de bir arkadaş gibi görüyor. Şimdi o sabaha kadar açık o telefon, şey televizyon. Ev işini yapıyor, ediyor, sesini dinliyor, geliyor, oturuyor. Dizileri var. Kanal sayımız da acayip rakamlara ulaştı. Evet. Yani İtalya'da bu kadar yüksek kanallar vardı. Şimdi dijital yayınlar yüzünden artık çok çeşitli alternatiflerle, internet üzerinden kanallar, kendi kanalınızı bile kurabiliyorsunuz. Tabii zaten yakında oraya gidiyor galiba iş. Doğru, herkesin bir kanalı olacak. Gene Amerikalıların hoş sözü, herkes 15 dakikalığına televizyon yıldızı olacak diyorlardı. Sıradan insanlar hepsi televizyonda şu anda yıldız gibiler. Eskiden Türk sinemasında bir dönem geçerdi, yarışmalar vardı. Yunan tanrıları gibi erkekler, kadınlar, çok güzel tipler seçilir. 3-5 filmden sonra onlar film çevirmeyi öğrenirler ve çok iyi oyuncu da olurlardı yani. Şimdi artık günlük insanlar, sırada insanlar zaten televizyona çıkmak için oynuyorlar. Yalnız çok enteresan bir şey. Ben tabii eskiye çok iyi yaşamış, çok film çekmişlerden biriyim aşağı yukarı. Ciddi bir imzanız var Türk sinemasında. Tabii yani çok... aşağı yukarı kameraman olarak 200-300 tane film çekmişim. Valla 300'ün i̇şte... üzerinde gözüküyor kayıtlarda şu anda. Evet, ben de şaşırıyorum. İnternette unuttuğum filmleri bile şöyle bir bakıyorum. Birileri hep oraya aktarıyor.
Reji yaptığım, yapımcılık yaptığım da çok film var. Bayağı sinemayı mutfağında komple bulundunuz. Her safhasında ama laboratuvar dahil. Zaten laboratuvardan da gelme olduğum için ben Kemal Baysal'ın yanından geldim. Hı hı. Öyle olunca her safhasında bulundum. Ama bir şeyi fark ettim. Bu yeni dönem oyuncular müthiş. Gençler müthiş kabiliyetli. Bizim dönemimizde şöyle ya da söyleyeyim. Bizim dönemimizde oyuncular daha çok yönetmen oyuncusuydu. Yönetmenin hamuruyla geçiyordu. Şimdi evet. Artık daha bir şimdi bayağı müthiş kabiliyetler var. Müthiş çocuklar var. Müthiş oynuyorlar. Bir kere artık şu da kalktı. Çok yakışıklı ve güzel olmanın esprisi yok artık sinemada. Karizmatik olmak, ilginç yüz sahibi olmak. O da prim yapıyor. O da yapıyor. O da yapıyor. Ama daha çok prim yapan tabii ki o karizma çok önemli. Yani o her dönemde öyleydi zaten. Şimdi biz rahmetli Yılmaz'la filmler yapıyorduk. Türkiye'de bir numara buldu. Herkes hayrandı. Güzel adam mıydı? Değildi. Ama adamdı. Bir başka bir şey. Başka bir karizma var. Bir çekici. Ama Yılmaz Güney gibi bir ikinci oyuncu ismi saymak 60'lı yıllarda zordu. Yani bakın diğer oyuncular hepsi acayip dediğim bir estetik çizgilere sahip yüzleri vardı. Evet. Edison'dan tutun Tamer Yiğit'e. Ama Yılmaz'da da korkunç bir sıcaklık vardı. Onda bir göz vardı. Evet evet. Yani şey baktığı zaman hani alev saçan bir göz. Ya hiç ama de. Çok da ilginç. Yılmaz Güney'in çok kısa bir ara dönemi var. Arkadaş filmiyle başlayan hemen Endişe ve sonra malum şeyler. Arkadaş filminde Yılmaz Güney'e baktığımızda inanılmaz yakışıklı. Ama yani güzelleşti. Yani çirkin dediğimiz surat güzel hale geldi. Ama zaten çok sıcak bir tipti ya. Evet. Hemen yakalıyordu yani. Tabii bazı filmlerde özellikle de o gariban oynadığı şeylerde çirkin gibi oluyordu. Ama giyindi şey yaptığı zaman bayağı boyu posuyla şeyle yani. Tam bir Anadolu adamıydı. Evet. Yani. Bazen de sinemada güzelleşmek de işe yaramıyor. Kemal Sunal yaşlandıkça güzelleşmeye başladı. Bütün karizması gitti yakışıklı hale gelince son yıllarda. Ama işte o komikti. Yılmaz da çirkin adam dönemi başladı sinemada. İlk. Tabii zaten filmler yapardık işte çirkin adam, yok bilmem çirkin kral, çirkin bilmem ne, çirkin bilmem ne diye. Bir Çirkin Adam diye film Antalya'da en iyi film ödülü aldı. Tabii. Şarkıları yapıldı. Biz kötü adamları bile çirkin tiplere koymuyorduk 60'lı yıllarda. Örneğin Önder Somer. Yani ciddi yakışıklı bir adam ama hep her filmde soğuk bir gazoz içer misin yavrum gibi bu tiplemelerdi. O da salon filmlerinin kötü adamıydı. Evet. Evet, yıllar sonra Nuri Alço onun evet. Görevini 80'li yıllarda. Kırsallarda Erol Taş tipi demesi vardı. Ama şehir kentlerde de daha çok sosyete dediğimiz bölümün kötü adamı da Önderler filandı işte. Sizi böyle yakalayınca sinema tarihini hemen sizin ağzınızdan dinlemek ihtiyacı hissediyorum. Çünkü çok büyük rakamlarda Türk sinemasında film yapmış ve sinema sektörünü her konuda bilen birisiniz. Peki bir oyuncu veya bir kameraman için diyelim, ödül almak nasıl bir duygu? Yani siz şimdi Antalya'ya iki tane film gönderiyorsunuz. Burada filmin ana yapısından öte kameramanın performansı ayrı değerlendirileceği için film çok iyi veya olmasa kameraman tekniğiyle jüri seyredecek. Siz bu iki filmi gönderdiniz. Bebek ve Töre. Bir altın portakal bekleme duygusuna sahip oldunuz. Böyle bir protesto arkasından boykot olunca yarışma yapılmadı. Bir hüzünlendiniz mi? Yani onu ödül alamam dan üzülmedim. Yani hep üzüldüğümüz şey bizim zaten o sansürün oluşuydu. Yani o sansür kalkması için ne ödüller verirdik? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Halkta şöyle bir yargı var Türk sineması adına. Ya Türk filmi zaten ne olacak? İşte zengin çocuk, fakir kız. İç yüzünü bilmiyor ya. Sansür bize o zaman
zengin çocuk, fakir kız konusundan başka konu bırakmadı. Onu yapamıyorsun, bunu hiç mi yazarı yok bu ülkenin? Hiç mi kitabı yok? Hiç mi şeyi yok? Yani hiç mi adam yok? Yazdıramaz mıyız? Ama işte o zaman şunu kötü gösteremezsin, buna dokunamazsın, öbürünü elleyemezsin. Cinayetlerin sonunda polisi yakalamak zorunda. Yakalamak zorunda, işte aileyi kötü gösteremezsin, onu... Olunca, kadın kocasını aldatamaz, aldatırsa cezasını alacak. O olunca ne kaldı konu Türk sinemasına? Bu sektörden de ekmek yiyen insanlar var. Filmler yapılması lazım. İşte zengin çocuk, fakir kız, veremli adam, öksürük iyileşen, bilmem ne olan o abuk subuk işler. Seyirci de sandı ki Türk sineması bilmiyor bu işi. Aslında öyle değildi. Türk filmlerinin halk tarafından o küçümsenme şeyi, ha bunları bize yapıyorlardı. Ama Amerikan filmi elini kolunu sallayarak geliyordu, istediği gibi oynuyordu. Şimdi seyirci ikisini de seyrettiği zaman mukayese ediyordu. Bakıyordu ki biz de böyle bir aptalca bir geri kalmışlık, hikaye bulamamazlık, bilmem ne, öyle yargıladı hep. Seyirci de az olunca para az kazanılınca. Yok, seyirci çoktu. Yani bu tür filme giden kişi az olunca az para kazanıyordu film. Yatırım yapmıyor. Hayır, hayır, çok müthiş. Seyrediliyor mu? Müthiş seyrediliyordu. Televizyon yok o zaman. O zaman bir açık hava sinemaları var. 3000 kişi, 5000 kişi doluyor. Full. Ama gazoz daha pahalı. Parasal olarak dönmüyordu. Yani bu Frigo Alaska dediğimiz ürünler daha pahalıydı. Daha pahalıydı o zaman. Yani ben ama o da bir renkti değil mi yazlık sinemalarda? Çekirdek sesiyle birlikte. Can bu gene de olabilir ama insanlar geçen gün bir örneğe arenada bir Amerikan filmi oynadı. Baktım o günleri hatırladım. Böyle 1000 kişi oturmuş yazlık sinema şurada var ya şeyde. Ne arena diyorlar oraya? Aşağıda konserler falan da yapılır da. Kuruçeşme. Kuruçeşme arenada baktım yazlık sinema film oynuyorlar. Millet of dolmuş. O eski yazlık sinemalar geldi gözümün önünden. Evet, hepimizin sinema kültürü oralardan başladı zaten. Evet. Sinemayı öyle sevdik. Bir de Türk filmleri aslında şu anda bir fenomen haline geldi. 1960'lar, 70'ler, siyah beyaz filmler. Unuttuğumuz duygular var orada. Komşuluk ilişkileri var, aile ilişkileri var, arkadaşlık ilişkileri var. O kadar maddesel, farklı, çekirdek aileyi yaşayan bir hale geldik ki son yıllarda. Apartmandaki komşularımızı fark etmiyoruz. Çok eski yerleşik değilse. Birbirinize ziyarete gitmiyorsunuz. Ama Türk filmlerinde bunlar var. Gençler bunu yakalayınca çok hoşlarına gitti. Tabii. Bayram esprileri var. Bir de biraz daha siz tam sektörün içerisinde söyleyeceğim konuyla ilgili birimdesiniz. Platolar çok pahalıydı. Işık büyük bir maliyetti. Sokakta çekiliyordu filmlerin büyük bir kısmı. Işık maliyeti eldeki baraklarla falan halledilip yani çok ucuza getirilmeye uğraşılıyordu. Mecburdu. Asıl sorunu biraz önce siz söylediniz. Seyirci açısından bir sorunumuz yok diyorsunuz. O yıllarda. Ama gazoz daha pahalıydı sinemaya girmek evet, için. Bu sefer yapımcının cebine doğru dürüst para akması engellenmiş oluyordu. Ama bu sokaklarda çekilen sahneler bir keresinde inanılmaz İstanbul belgeseli haline geldi. İkincisi komşuluk ilişkileri otomatikman doğmaya başladı. Yeni gençlerde bir fenomen oldu. Ve çok boyutlarda seyrediliyor. Şimdi tabii öyle bir hal oldu ki o kaybettiğimiz değerleri de yakalamaya başladı ondan. Yani işte o mahalle işleri. Yalnız işte ne bileyim hep devre devre oluyor. Gene bir başka tarafa kayıyor. Şimdi gene oradan uzaklaşmaya başladı da insanlar. Gene başka şeyler yapmaya başladı. Evet, hakikaten dönem dönem moda evet. Gibi diyelim, kıyafet televizyonlar modası. Televizyonlar belirlemeye başladı, reytingler belirlemeye başladı işi. Televizyonlar bunu yakalayınca hemen Türk filmleri bombardımanına başlıyorlar. Her kanalda 2-3 film oynayınca insanlar gene bir şekil değiştirmeye başlıyor. Daha sonraki programlar. Yani aslında Türk halkının en etkileyen olaylarından biri
bizim sinemamızın 60'lardan sonra güçlenmesi oldu ve bayağı bir kitle hareketi getirdi. Tabii şimdi biz çok zor şartlarla yaptık bu işi. Bir defa tekniğimiz yoktu. Dünyadan sinemayı yapan ülkelerden şöyle bir belki şey yapmayayım ama 20 sene 25 sene geriydik. Makine bakımından, ışık bakımından, tesisat bakımından. Zaten hiçbir zaman böyle platolarımız olmadı. Bugün Batı'da ne varsa artık Türkiye'de var. Globalleşen dünyada ticaret getirmek kolay, sınırlar kalktı. Şey değil, biz bir ampul bulamıyorduk. Şu lambanın içine koyacak ampulü bulamıyorduk. Yoktu işte. Yani film bulamıyorduk. Onun için 16 milimetrelere döndük. Şimdi her şey var. Sansür bir flash'a bir filmi yüklüyorsunuz. Tabii. Beğenmediğinizde silin, tekrar koyun. Bir maliyeti yok. Tabii. Bizi çağırdı patron. Derdi ki bakın 35 kutu negatif var. 36 kutuyu cebinizden alırsınız. Hadi bu filmi çekin. Şimdi 350-400 kutu çekiyorlar. Biz bunlarla, sonuçta gene aynı film oluyor. Biz bunlarla korkunç güzel filmler yaptık. Aslında 60-70'leri iyice kontrol ettiğimizde inanılmaz iyi filmlerimiz var. Tabii 60'tan sonra 70'ler korkunç güzel işlerimiz var. İşte ne bileyim Susuz Yazlar o devreye geliyor. Şu yani bayağı güzel bugün bile altından kalkılamayacak işler var yani. Akat'ın üçlemesi, Gelin Düğün Diyet, Susuz Yaz, Sevmek Zamanı hangi birinden bahsedebiliriz? Evet. O kadar güzel iyi filmler var ki. Ve bunlar yokluklar içerisinde. Bahsettiğiniz 36. kutu cipten ödenecek şekilde. Ben Susuz Yaz'da son asistanlığımdı benim. Ali Vuru asistanlığını yapıyordum. O negatifler gidecek diye ödümüz kopuyordu. Filmi çektiğimiz 70 kutu negatifle çektik. Ki Metin Erksan en çok negatif kullanan adam. Bugün 350 kutu çekiyorlar. 400 kutu çekiyorlar. Dijital çekerse, HD falan çekerse artık 1000 nefes çekti adam 1200 kutu. 1200 kutu. 1200 kutu. İnanılmaz bir rakam yani. Tabii. İşte bunları duydukça zaten sizin emeklerinizin ne kadar önemli olduğunu fark ediyorsunuz. Yani, 35 kutuyla bu şaheserler yaratıldı. Tabii. Yani bakın Türk sinemasının en kötü filminde dahi kült ve hiç diyeceğimiz filmlerde dahi çok ilginç görüntüler var. Çok güzeldi ama biz o zaman şimdi yok. Fotoğrafa çok değer verirdik. Fotoğrafın çok güzel olması lazımdı bizde. Şimdi şöyle bir şey oldu bu yeni dönem sinemasında. Fotoğrafı pek seyirci ilgilenmiyor falan diye işte ne bileyim Recep İvedik filmi yapıyorlar. Dijitale çekiyorlar. Bakıyorsun resim değil ama film çalışıyor. Kafayı yiyeceğiz. Bilmem ne değil film çalışıyor. Yani ondan sonra şu an filmin fotoğrafik yapısına pek böyle şey yapan aman deyip Nuri Bilge Ceylan filan onlar biraz uğraşıyor galiba. Onlar artık Nuri Bilge Ceylan çok farklı bir sinema ekonomi. Batı'yı düşünerek o aslında her zaman söylediğim bir şey var benim. Yönetmenlik tabii bir filmin canı, ciğeri, her şeyi ama bence yönetmen iyi bir kameraman olmalı. Canım tabii zaten yönetmenin görmek istediğini kameraman göremiyorsa hiçbir şey olmuyor. Ama o zaman hiç de göremiyordu. Şimdi görüyor. Önünde bir monitör var. O zaman hiç görmüyordu. Bana inanmak zorundaydı. Ben evet. Kameramandım. İnanmak. Bir de zoom vardı orada. Açsam, kapasam basılacak film, yıkanacak, edecek bilmem ne montajda oturacak. O zamana kadar unutuyordu zaten. Sizin yükünüzün ağırlığı işte orada çıkıyor. Tabii. Şimdi öyle değil. Değil. Yani şimdi görüyorsun. Şimdi bakın ben yapımcılığa başladım. Ulan kim mi alayım?
Necati İltaş'ı da çok beğenirdim kameraman olarak, Allah rahmet eylesin. Necati Baba gel dedim, sen çekeceksin filmi, ben de yönetmenlik yapacağım. Peki, başladık biz. Şimdi ben kameramanım ya, 300-400 tane de film çekmişim. Şimdi güvenemiyorum, görmüyorum ya. Ya çok açarsa, ya çok kaparsa, ya bilmem neyse, ki bunlar hep oldu. Falan. Ondan sonra dedim ki ya Necati abi boş ver gel, sen benim abimsin. Ben hem kameranın başına geçtim, hem çektim, hem yönettim filan gibi. Şimdi güvenemiyorsun. Ama şimdi işte önünde şey var, ekran, monitör var, bakıyorsun. Olmuyor. Ne kameraman ne çekiyor. Film sorunu olmadığı için kenara bırakabiliyorsunuz. Şu anda bir daha çekebiliyorsunuz. Tabii. Ama o zaman negatif görmüyorsun. Bir vizörden bakamıyorsun. İki, refleks şey yok. Monitöre aktaramıyorsun. Üç, şimdi artık öyle kameralar var ki önünde görüyorsun zaten. Kimse kimseye şey yapamıyor. Yani. 5 dakikamız var. Tamam. Tamam. Bir şey tamam. Şu anda zaten 1980'e geçiyoruz. Ya ne yapayım? Yakaladım kayayı. İnanılmaz güzel şeyler söylüyor. Susuz yazdı. Bak, dur. Yanımda mı? Susuz yazın. Aman, susuz yazın fotoğrafları vardı. Benim asistanlık fotoğrafı. Müdür aldıktan sonra iki olayları varmış. Onları anlatmanızı istiyorlarmış içeride. 1980'i anlatacağım. Dur. Hemen arkasından onu sorarım. Anladım. Susuz yazın. Onları set, aktarız. Set miydi? Şeyi vardı bende. Öbür şeyimde. Mail olarak atarsınız. Biz şimdi süre azalıyor. Hemen size sorayım. 1979 yılında sansür tepkisi yüzünden filmleriniz yarışmalı bölümde olmadı. 1980'de sizi tekrar davet ettiler. Töreyi ve Bebeği diğer filmlerle birlikte. Efendim, şanssızlık ardardı. Bir defa da ihtilal oldu. Evet, evet. Bu ihtilal olması ile birlikte siz herhalde Antalya'ya gitmeyi düşünüyordunuz. Nasıl bir duygunuz oluştu? Ne yaptınız, ne düşündünüz? Çok üzüldük tabii. Yani ihtilal hiçbir zaman güzel bir şey değil ki. Yani her şeyi durdurdu işte. Yani o festival durdu. Bir takım şeyler, bir sıkıntı yaşandı ülkede. Üzüldük tabii. Evet, hem sinemanın geriye getirilmesi, her ihtilal sonrası geri adımlar, yani emeklerin değerlenmemesi. Susuz Yaz'da çalışmış biri olarak size sansürün gadrine uğrayan filmlerimizden birisidir. Film Berlin'e kaçak gönderildi. Kaçak götürdü. O konuyla ilgili anekdotlarınız var mı? Vallahi filmi çektik, film reddedildi diye şeyler duyurdu. Ben çok mutfağında değildim, asistandım o zaman. Yani patron düzeyinde mutfağında değildim işim. Ali Vur'un asistanıydım ama duyumlarımız... Ulvi Doğan. Ulvi Doğan'la Metin Erksan ortak yaptılar zaten. Sansür reddetti galiba filmi. Öyle duyum aldık biz. Ulvi Doğan kaçak götürdü bunu dışarı. Berlin'e ve festivale soktu. Berlin'de festival kazandı. Sonra Türkiye'de de sansürünü affettiler. Yani ödül kazanınca sansür ortadan kalktı diyorsunuz. Evet. Maalesef alkışlarla Türkiye'de karşılandılar ödülü alınca. Hatta Hülya Hanım anlatmıştı, Meksika'ya tekrar bir yarışmaya gidiyor Erol Taş'la birlikte. O zaman Hülya Hanım da çok çocuk, 16-17 yaşlarında. Tabii ilk filmi. İlk filmi. İlk filmi. Böyle günlerden sansürlü yılları yaşayarak şu anda o günleri tekrar yaşamama dileğindeyiz. Ama sansür de bazen farkına varmadan hani sobaya elini değen çocuk bir daha elini hiç yakmaz ya. Sansürlü yaşamış kişiler de sinema dili açısından farklı hale gelebiliyorlar. İran sineması bugün ciddi bir sansür yaşıyor ve inanılmaz güzel bir dil oluşturdu. Bazen zorluklar insanı çok ama iyi işte, bir dil oluşturmaya sebep oluyor. Tabii yani ama çok zorluyorsun. Benim aslında söylemek istediğim savunma değil, koruma da değil sansürü. Çaresizlikler olduğunda keçi fil olurmuş. Sinemacılar o keçilikten filliğe sıçrayabilmek için mucizeler yarattılar. İnanılmaz bir anlatım tabii dilleri söz konusu oldu. Ama sinemadan başka da şansı yoktu. Yani bugün çok alternatifli. İşte televizyonlar var,
dünyayı anında seyrediyorsun. O gün için internet üzerinden yayınlamalar var. Yani, cep telefonunuzda görüntü kaydedebiliyorsunuz. Her şey var. Bugünle o günü kıyasladığınız zaman olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey yani. Her şey galiba dijitalin keşfedilmesiyle oldu. Yani delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu. Dijital çıktı, her şey bitti. Kayıtlar çok kolay. Şu kadar bir çipe 1000 saatlik film yükleyebiliyorsunuz. Tabii. Ama işte o zaman makine bazında da biz ulaşamıyorduk. Yani bugün bunlar dünyada anında alıyoruz, getiriyoruz buraya. Ama o gün... O günün kamerasını buraya hiç getiremiyorduk. Gümrüklerden, sansürden, engelden. Kamerayı engel çok. Film 3 yıl sonra geliyordu Amerika'da oynadıktan sonra. Ama o bir ticari şey, o başka bir şey. Ama teknik altyapısını günü gününe alıp getiremiyorduk Türkiye'ye. Gümrük sorunu vardı, para o vardı, o vardı. Para konvertibilitesi, dışarıya gönderme, her şey vardı. Her şey vardı. Yani... Batı 10 sene, 20 sene önce çöpe attığı kameralarla biz o zaman film çekiyorduk. Bugün hangi kamera var gidip alıyoruz, geliyor o zaman. O zaman o zaman şimdiki yapılan filmlerin sonuçlarıyla, o yılların oluşan iyi filmlerin sonuçlarını mukayese ettiğimizde geçmişe dönük bir keyif alınıyor mu? Alınıyor tabii ama şimdi nedense bugün doğru düzgün bir film üretmek çok pahalı hale geldi. Yani özür dilerim. Zaten. Film üretmek dediğimiz, oradan başlayayım. Çok pahalı oldu. Yani ne oldu? O gün biz daha küçük paralara çok büyük filmler yapıyorduk. Şimdi çok büyük paralara küçük filmler yapıyoruz. Neden? Şöyle örnekler vereyim mesela. Bir tarihi film çekmek bugün çok pahalı. Korkunç. Ay çok kötü. Serap, ne yapacağım? Bir tuttu. Ara verelim biraz. Bence eski filmlerin tadı alınmıyor. Efendim? Şu andaki filmler eski filmlere göre değil. Yani eski... Şimdi onun örneğini vereceğim şimdi. Yani o lezzet şu anda alınmıyor yani. Şöyle bir örnek vereyim mesela. Eskiden ben kameraman olarak bu Battal Gazi, Hacı Murat, yok bilmem ne, bu tarz filmler çok çekmiş biri olarak. O zaman bu filmleri biz öyle bütçesi çok büyük filmler değildi. Bugün çekilemiyor o filmler. O filmleri bugün çekmeye kalksalar 5-6 milyon dolar falan gidiyor. O zaman bu bütçeler yoktu. Böyle değildi. Şimdi tek derdi sinemanın çok pahalıya üretiyoruz. Emek gücü pahalandı. Emek gücü pahalandı. Ham madde pahalandı. Bir de oyuncular fahiş oldu. Oyuncuların çok alternatifi var ya. Televizyonlar, diziler, bilmem ne, atıyorum. Şimdi bir starı çağırıyorsun, diyorsun ki gel şurada oyna, bilmem ne et, başlıyor 400 bin dolar, 500 bin dolar demeye, öbürü bilmem ne filan gibi. Böyle zorluklar yaşadı sinema. Bir de en önemlisi, devlet desteği var gibi görünüyor ama yok. İşte ne bileyim, Kültür Bakanı bir para veriyor. Ben hiç müracaat etmedim de. Ama ben bir film için bütçe yapıyorum. Atıyorum 2 milyon dolara falan
çıkıyor. Gidiyorsun, sana 300 bin lira, 350 bin lira, 200 bin lira paralar şey yapıyor. Bir de en önemlisi, devlet sinemaya, ya da şöyle şu kadarını söyleyeyim, sokağa kamerayı koyuyorsun, para istiyor senden. Amerika'dan her şeyi ithal edeceğiz değil ya, sokaktaki çekimler için belediyenin aldığı paraları tekrar izlerle. Onu diyorum işte, yani bir parka gidiyorsun, kamerayı al götür bir parka koy, hemen geliyorlar. İşte fiyatlandırmışlar, taksim şu kadar para, bilmem ne. Sen sinemaya yardım etmen gerekiyorken. Böyle zorluklar var. Yani devlet desteği çok. Verilen para da komik bir para zaten. Komik bir para. O da bir işe yaramıyor zaten. Oradan alınan paralarla da olmuyor. İşte bazen gene bireysel sinemacıların yaptığı güzel şeyler çıkıyor arada bir, ama işte 100 tane film yapılıyorsa bunun içinden 2 tanesi, 3 tanesi, 4 tanesi şey yapıyor. Bağımsız eskiden sinemacılar dediğimiz. Eskiden bu şey daha yüksekti. İşte 100 tane film yapılıyorsa bunun 60-70 tanesi harika filmdi. Bunların çoğunda emeklerinin çok... Tamam, son cümleyi kapatıyorum. O yıllarda köy imeci, mahalle yardımcı şekliyle herkes fedakarlığını yapıyordu sonuç ortaya çıksın diye. Fedakarlık... Şimdi televizyon öyle bir rakip ki karşıda, parasal şimdi açıdan. Şimdi televizyon şeyler bilmem neler... emeği oyuncu bazında, şey bazında çok fiyatlandırdı. Bir noktada onların ekonomik özgürlüklerinin de dolaylı bir sağlama olmuş oldu. Bir taraftan eksilirken öbür taraftan artan noktaları pozisyon oluyor. Ama sizin katkıda bulunduğunuz 60'lı 70'li yıllardaki Yeşilçam'ın sevimliliğini ve naifliğini unutamıyoruz. O sinema tarihimizin en önemli katkılarını olarak değerlendirmeye alındı. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun. Siz de ne iyi ettiniz de çağırdınız. Sağ olun. Program bitti. Benim gıcık gitti. Sağ olun. Bütün o lezzet yok abi.